Efendim, kilise bir ziyarette bulundunuz. Gözlemlerinizi aktarır mısınız? Şimdi tabii geçen Perşembe günü ben kiliseye gittim. Partinin görevi gereği bir Edirne milletvekili arkadaşımızla birlikte. Partimizin aslında sorguladığı şey bir siyasal, sosyal ve ekonomik alandan durum nedir diye en son tespitleri yapmak üzere. Dönem dönem zaten milletvekillerimiz gidiyor o bölgeye. Ama son dönemde tabii iş farklı bir noktaya gittiği için daha bir yoğunlaşma gereği hissettik. Genel başkanımız da hafta sonu oraya gelecekti. Biz raporlarımızı hazırlamak üzere gittik oraya. Şimdi Kilis veya o sınırdaki yerlere gittik diyelim. Yani sonuçta sınırın olduğu kampları ziyarete gitmiştik veya oradaki halktan bir takım algılar alıp hem demokratik kitle örgütleri hem sivil toplum örgütlerinden konuştuk. Kamplara girdik bir tarafından. Kilis 85 bin yani ve merkez köylerinden birlikte 90-92 bin nüfuslu bir ilimiz. Aslında ilimiz diyorum ama hala bir il görünümünde olmayan bir yer. O da ayrı bir sorun tabii yani bir tarafından baktığınız zaman. Oradaki bizim ilk gördüğümüz iş tabii orada bir kamp var. Kampta yani Öncüpınar'da bir kamp var. Benim ilk izlenimim şu yani bunları yaptıktan sonra ilk söyleyeceğim şey şu. Artık bizim öyle bir sınırımız yok benim gözümde yani orada. Öyle bir sınır yok. Çünkü Mayınlı bölge diye tabir edilen bölge öyle bir hale gelmiş ki her yeri delik deşik zaten. Yani bugün orayı bilmeyen bir vatandaş olarak gece veya gündüz fark etmez gidin. Orada çok sınır bölgesi diye tanımladığımız yerin dışında, kapıların dışındaki yerlerden insanlar çok ciddi bir şekilde gidiş ve gelişlerini o patika yollar ve mayınlı yerler üzerine sağlıyorlar zaten. Burada hani denetim orada mümkün de değil bu şartlar altında. Binlerce taciz var, binlerce delinen nokta var. Bundan dolayı ben orada güvenliğin çok ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Öncüpınar'daki kamp 12.700 kişinin barındırıldığı bir kamp. Birincisi buranın tabii niceliğini biliyoruz. Hani kaç kişinin orada olduğunu ama nitelik açısından çok ciddi problem var içeride. Neden diyorum bunu? İnsanların orada aslında neye muhalif olduğunu içeride konuştuğumuzda çoğu aslında dünyadan bir haber. Yani bence hani orada farklı bir şey konuşuyorlar. İlk baştaki gözlemlerimden bir tanesi çok ciddi bir şekilde mezhep üzerinden aslında konu konuşuluyor neredeyse. Yani bu özgürlükler, demokrasi, laiklik, insan hakları üzerinden herhangi bir hareket yok. Yani mevcudiyetteki insan hakları ihlalleri konusunda bir durum da yok. Çünkü orada arkadaşlarımızdan edindiğim, özellikle orayı bilen veya işte bugün devlet görevi yapan insanlardan da öğrendiğim kadarıyla içerideki insanların aslında bir özgürlük tanımları farklı. Yani bir kere bunu ben her şeyden önce belirtmek istiyorum. Yani nitelik açısından çok ciddi problem var. Buradakiler pasaportları olan insanlardan oluşmuş. Devlet bunlara birer tane kimlik vermiş. Bu kimliklerden içeride ikamelerini sağlıyor. İstedikleri zaman çıkıyorlar, istedikleri zaman gidiyorlar. Ama problemlerden bir tanesi anlatılan bunlar geceleri buradan kaçıyorlar bir kısmı güya. Sınırın öbür tarafına tekrar geçip öbür tarafta bir takım çatışmalara katıldıktan sonra sabaha karşı veya neyse gündüz buraya geri döndükleri söyleniyor. Şimdi bunu burada tutalım ama esas problemlerden biri de bu 85 bin nüfuslu Kilis'te 10 ile 15 bin arasında kayıtsız mülteci diye tanımlayamayacağım insan da var ve bu çok ciddi bir şekilde Kilis'in içerisinde bunlar elini kolunu sallayarak geziyorlar. Devlet görevlilerinden edindiğimiz, işte orada valimizden, diğerlerinden konuştuğumuz kadarıyla, emniyet müdüründen, bunların muhtarlar dahilinde bir kaç tane olduğunu tespit etmeye çalışıyorlar. Onların söyledikleri 8 bin, 9 bin tane olduğu muhtarların beyanlarına göre var. Yani güya muhtarların tespit ettikleri, yoksa mevcutta bunlar girerken tespit edilememiş insanlar zaten. Yani öyle elini kolunu sallayıp girmiş olduğunu düşünmek lazım. Yani bu insanların nitelikleri konusunda hiçbir bilgi yok zaten ortada. Yani tamam diyelim bunlar 10 bin 15 bin arası kimdir kardeşim bunlar? Bunlar hangi ülkenin vatandaşıdır aslında bunu bilen de çok yok. Pasaportunuz yoksa beyan esasına dayalı da gelebiliyor orada. Askeriye bunları alıp içeriye getirip veya oradaki işte emniyete veya ondan görevli olan AFAD'a diğerlerine teslim ediyor ama kim bunlar diye bilen doğru dürüst bir insan sayısı yok bunların. Gelecekte yaratılan şu, önümüzde sosyal olarak bekleyen şu, anlatılanlardan söylüyorum. Bir evde 10 kişi, 15 kişi evleri tutuyorlar. Kiralıyorlar bunlar. Yani kiliste içerisinde. Daha zengin olanlar Antep'e,
daha da batıya doğru gidiyorlar. Veya kayıtlı kayıtsız, artık onlar bir yerinde yakalanırsa kayıt altına alınabiliyor. Yakalanmazsa bunlar Türkiye'de gezecekler. Bakın sadece kilisten bahsediyorum ben. Normal verilere göre, resmi rakamlara göre Türkiye'ye mülteci olarak girmiş adam sayısı, elinde pasaportu, Türkiye'ye hani gelmiş girmiş adam sayısı 124 bin gözüküyor. 40 bini de geri dönmüş diyorlar. Ama ben bu rakamın iki katında olduğunu zaten biliyorum. Yani şu anda... Kilit problemi var diyorsun. Tabii tabii, kesin yani. O %100 yani. Bir kere orada bir güvenlik problemi bundan sonra yaşanacak. Niye yaşanacak? Kış geldiğinde bunların hepsi sokaklarda yatıyorlar. İnsanlar şuradan tedirgin zaten. Bunların nitelik olarak kim olduğunu bilmiyor insanlar. Yani şöyle, kilis halkından bir kısmından edindiğim bilgiye göre bazı üstelik de genç, interneti kullanan arkadaşlarla bazen konuştum. Ben bunların bir kısmını el kaydeci olarak tanımlıyorum dedi. Neden diye böyle tanımlıyorsun dediğimde, ben onların sitelerinde gördüm bunların hepsini. Burada dolaşan birkaç tane adam, onlarla eşleştirmesi yapabilirim dedi ben. Kıyafetler nasıl peki? Şimdi tabii yani sokaklarda gördüğüm, hani bildiğiniz Arap kıyafetlerinden dolaşılıyor orada. Kaydem insanların. Sakallısı, yani özellikle şu bıyıkları olmayan ama sakalları olan tiplerden çok yoğun bir şekilde gördüm. Arabalar da çok yoğun bir şekilde, Suriye plakalı arabalar var. Yani birebir görmediniz zannediyorum. Gördüm bunların hepsini. Tabii ki orada incelemelerimizde bunlara şahit olduk hepsine.